Evet arkadaşlar, şimdi otele geldik ve Ateş'in ekler çantasını açıyorum. Hem de size gösterebilmek için. Şöyle buz koymuştum içine. Bir saniye. Şöyle burada köfteleri var. Porsiyon porsiyon yaptım. Tabii biraz ezilmiş. Bunlar şimdi dolaba girecek. Burada köfteleri var. Böyle porsiyon günlük olarak yaptım. Bu yanıma kahvaltıları için veya öyle günlük kayısı kompostosu diyeyim. Kayısıyı blenderda çektim suyuyla beraber. Bunu sulandırıp vereceğim. Özellikle kahvaltıda içiriyorum. Bu da kemik suyuna çorbası. Instagram'da zaten paylaşmıştım bunları hep yaparken. Şöyle bu da iki tane ayırdım. Bunlar işte benim çok işime yarıyor. Buzluğa da girebiliyorlar. Sıcağa da girebiliyorlar. Çok kullanışlı. Şöyle tek tek bunları vakumlattık. Vakumlattığımız için hani biraz daha normal dolapta kullanım süresi uzuyor. Yani 4-5 gün durabiliyor. Bunlar da böyle kuzu pirzola. Burada ızgara yaptırabileceğimiz için rahat. Aynı şekilde köfte de öyle. Hani bunları tercih etme sebebim otelde ızgara yapıldığı için her otelde. Bunları vereceğim. Yani rica edeceğim, pişirmelerini isteyeceğim. Köfte de aynı şekilde. O yüzden çok büyük kolaylık olacak benim için. Zaten bunları bir de seviyor. Şöyle buz kalıplarıyla getirmiştim. Bunları da çıkarayım. Şunlar da hip marka, organik, işte muzlu elmalı falan püreler. Ya bunları ne olur ne olmaz diye aldım. Hiç kullanmadım bu zamana kadar ama hani kullananlar varsa hem size fikir olsun hem ben de belki denerim, bilmiyorum. Şöyle bir de sebze hiç almadığım için yanıma sebze karışımı aldım. Belki bundan tattırabilirim. Aslında ben meyve suyunu yaptım ama yine şöyle organik incir elma suyu aldım. Bunlar çok güzel, kendimiz de içiyoruz. Nar suyu var burada da. Şu da keçi yoğurdu, süzme yoğurt. Ateş bunu seviyor ama tabii bunu çok fazla tercih etmiyorum. Yoğurdumu kendim yaptım. Bunu da yine de aldım yanıma. Şöyle kahvaltısı için Adan'ın tam yağlı kaşar peyniri, bunu çok seviyor. Kahvaltı için bunu böylece getirdim. Ve bunları da yine Instagram'da paylaştım. Yoğurt yapma makinesinde keçi yoğurdu. Kendim mayaladım ve çok güzel tuttular gerçekten. Kendim yaptığım zaman çok sulu oluyordu. Böyle yoğurtlarını aldım. Yani daha ne olsun arkadaşlar, değil mi? Daha ne olsun? Daha ne yapmadım yani? Ve şöyle şimdi çıkaracağım. Bu da biraz marka oldu ama yumurtasını getirdim organik. Bir saniye. Şurada da kendi yaptığım ekmekler var. Cevizli ekmek yaptım Ateş için. Şöyle kuru üzüm ve dut karışımına bayılıyor. Yine bunlardan getirdim organik. Zeytin, organik zeytini. Suda ıslattım. Tuzunu giderdim. Zeytin getirdim. Yine şöyle hipin pirinç patlağı. Bunu da ilk kez deneyeceğiz. Yani umarım size de fikir olsun. Bu yine. Burada ne var? Bu normal çantası. İşte yanıma kaşığımı, çatalımı aldım. Şöyle kaşıklar aldım. Tabak aldım. Şöyle bir tane bundan boş aldım. Bardağını aldım. İşte tabak aldım. Yine şöyle bir cam saklama kabı aldım. Bu normal beslenme çantası zaten. Evet, ek gıda valizimiz, çantamız bu kadar arkadaşlar. Yani daha ne olsun? Evet.
Evet arkadaşlar, şimdi de Ateş'in normal kıyafetlerinin ve bakım ürünlerinin olduğu valizini açacağım sizler için. Neler aldım diye. Şunu açalım bir saniye. Evet, şöyle iki bölmeli orta boy bir valiz tercih ettim. Çünkü anca sığdı gerçekten. Neler aldım? Bunu Instagram'da yine çok sormuştunuz. Hani bebekle tatile gidince yanımıza neler alıyoruz, ne yapıyoruz diye. Şöyle altı açma bezlerinden aldım. 5-6 adet. Ekstra ıslak mendilini aldım. Şöyle kullamat önlükler var. Bir paket bundan aldım. İyi olur. Şöyle 50 faktörlük şapka ve üzerine şöyle bir tişört almış. Bunu babası almış yine. Böyle bunları aldık güneşten tabii koruması için. Çünkü Ateş şu an tam 12 aylık ve tam yürüme zamanı. Özgüven tavan ve denize bayılıyor. Bu bizim ikinci tatilimiz. Ateş 2,5-3 aylıkken ilk tatilimize gitmiştik. O zaman da çok keyifliydi. Tabii o zaman şu an eminim ki daha kolaydı. Şimdi biraz daha bizim için zor olacak çünkü Ateş durmayacak. Evet, valize dönelim. Şöyle vücut kremini aldım. Şurada şöyle sardığım bezleri var. Yani yaklaşık 30 tane vardır sanırım. Sonra şöyle bayağıca bir müslin örtülerden büyük ve işte şöyle çarşaf, penye örtü aldım. Çorap aldım birkaç tane. Şöyle gösterebiliyorum sanırım. Yine burada böyle örtüleri var. Bunu örtülerden bol bol aldım. Çünkü hem bebek arabası için hem işte yatağa seriyorum falan. Çok işe yarayan şeylerden gerçekten örtü bol bol alabilirsiniz. İşte şöyle şort aldım. Bir tane uzun bir şey aldım altına. Ne olur ne olmaz diye. Tişört aldım bol bol. Tulum aldım. Şöyle çıt çıtlı bodylerinden aldım. Ya biz 5 gün kalacağız. Yani size kalma gününüze göre günlük 2 tane düşünüp biraz daha fazla alabilirsiniz. Şu tarafta da şöyle deniz şortu aldım. Şöyle bir denizden çıktıktan sonra giydirmek için havlu var. Ya panço tarzında bir havlusu. Böyle müslin örtülerin kumaşından. Burada yine önlükleri var. Mayo bez kullanmıyoruz ama yine de aldım mayo bez. İşte burada önlükleri var. Şöyle bir alt açma tarzında bir anneannem yapmıştı bunu. Bundan aldım. Bu çok amaçlı bir şey olacak benim için. Şöyle bir deniz topu almış babası. Burada da aslında Ateş minikken boyun simidiyle yüzüyordu. Ama şu an biz simide koymak istemiyoruz. Biraz böyle ellerinden tutup yüzme hocamızdan birazcık taktik aldık. Öyle yüzdüreceğiz. Tabii çekeceğim bunları da ayrı bir vlogda. Ama eşim böyle bir şey almış. Suyun üstünde durmasını sağlaması için şöyle. Hani bu biraz bizim rahat edebilmemiz adına olan bir şey aslında. Göstereceğim bunda nasıl yaptığımızı. Böyle bir şey aldık. Şurada ayağında zaten yine Igor'un terlikleri var. Şöyle şu sandaletlerden aldım. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Şu tabanlığı çıkıyor ve suda da rahatça suda, kumda, taşta kullanabiliyor. Normal spor ayakkabısını aldım. Bir de şunlardan, bunlardan da bahsetmiştim. Bir de bunları yanıma aldım. Yeterli diye düşünüyorum. Şurada şöyle bir beyefendinin bakım çantası var minik. Onu da bir açayım. Evet, şöyle burun aspiratörü var. Şöyle tırnak makasını aldım. Tarağını aldım. Hala böyle fırçayla tarıyoruz. Şöyle daha düzgün. Ne olur ne olmaz Ateş ölçer aldım. Kapağı çıkmış. İşte kulak çöpünü aldım. Bunu da kulağındaki suları temizliyorum. Daha sonra şöyle bir serum fizyolojik aldım. Ve
güneş kremini aldım. Bunu kullandığımı zaten bahsetmiştim. Instagram'da da True Baby. Şöyle. Burada da ateşin deterjanı var. Bulaşık deterjanı. Aslında onun için kullandığım işte biberonunu. Biberon kullanmıyor. Aslında o biberon temizleyici olarak geçiyor. O yüzden söyledim. Green Clean marka. Ben de işte bununla çatalını, kaşığını, tabağını yıkamayı düşünüyorum. Veya işte kirlenen herhangi bir şey olursa bununla yıkayacağım. Siz de böyle yanınıza küçük deterjanından alabilirsiniz. İşe yarıyor gerçekten. Bir de onu kendi valizime koydum. Küçük bir ütü aldım. Hani yıkadığım zaman falan ütülemek, kurutabilmek adına. Evet, ateşin ek gıda çantasını paylaşmıştım. Normal kıyafet ve bakım çantası da, valizi de bu şekilde. Benim tecrübelerime dayanarak ben bu şekilde hazırladım ve gayet yeterli oluyor. Ha, bir de ben onu almayı unuttum. Daha doğrusu biz Kemer'deyiz şu an. Aslında Antalya'ya çok da uzak değil. Buradaki eczaneden alacağım. Bir tane de yanınızda kalpol alabilirsiniz. Ne olur ne olmaz diye biz pek kullanmak... Yani pek kullanmadık ama ne olur ne olmaz alabilirsiniz. Varsa kullandığı ilaçları alabilirsiniz. Özel başka kullandığı bir şey varsa onları alabilirsiniz. Ama genel olarak bu şekilde tatile çıktığınız zaman yeterli oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki videomu beğenmeyi, abone olmayı ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın.